Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir yemek hazırlamaya geçeceğiz. Kanka, bana bir şey olmuyor başladı kanka. Ah yavrum benim be. Şu tavayı bir aldı bakayım, şöyle bir görelim. Allah! Şimdi Ordu yeni tünellerdeyiz. Benim yine çenem de açıldı ya. Ben yine konuştum. Hallediyoruz. Bu hafta içerisinde 18.30'da Nizamettin abimin YouTube kanalında abone olmayı unutmayın. Evet. Takip etmeyi unutmayın. Adamsın. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese tekrardan merhabalar. Şu an Terme'deyim, fındık yükleme fabrikasında. Tekrardan fındık yüklemeye geldik. Aracımızı boşalttık, yüklüydü aracımız. Sonrasında aracımı güzel bir yıkattım. Mazotunu aldım. Ve şimdi yemek için malzeme aldım. O da sürpriz olsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu videomuzda da güzel bir yemek ziyafeti verelim dedim. Yanında şimdi bir tane arkadaşım olacak, meslektaşım olacak. Onunla birlikte güzel bir yemek hazırlamaya geçeceğiz. Bakalım aracımız yükleyebilirse yükleyeceğiz, yükleyemezsek yapacak bir şey yok. Herkese iyi şeyler diliyorum. Hadi bakalım şimdi yemek yemeye. Bıçak vereyim. Ver abi. Tamam mı? Sen tamam. Şey yap. Soğan mı? Soğanları hallet. Ben de... Bu neydi? Bunda bir şey yok. Eti yıkamaya gerek var mı? Et temiz zaten. Bıçak kalarsa oğlu biter. He? Sen eti al. Tahta ver bana. Tahta da vereyim. Evet, Yaşar kardeşimle birlikte sağ olsun yardım ediyor. Diğerleri gibi hazırcı değil. Baba şunu az diyeteye damlatayım. Sen eski poşet şey, poşet versene. Vereceğim. Çok poşet. Ya öbür tüpün kafası şeydi. Ufak tamam mı? Lan ısıtmıyor arkadaş, deli oldum. Hastım baba, sen devam et. Ben de şu işi halledeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hay yavrum, ateş ateş. He? Atacağım. Sen bana diyor ki o iki tane et ne olacak diyor. Kim yiyecek o eti diyor. Sen şimdi ben bu eti yapayım da bak. Acaba keşke bir tane daha alsaydın demez misin? He? Bir soğan yeter mi? Bir soğan mı? He. Yemeğin içine kaçan da bu. He. Bir tane yeter mi? Bilmiyorum ki yetmez ya, bir tane daha yap. Emin mi? Etin içinde etin içinde kayboluyor lan. Evet arkadaşlar, yemeğimiz bu. Et gelirken et aldım binden. Şimdi biraz su mu damlatalım? Az bir şey su damlatacağız ki arkadaşlar. Ne kadar koyayım la? Az koy yeter. Ha bu tamam. Yeter de. Az et şöyle kendine gelsin. Kapağını da kapatalım. Evet. Ha. Tuzunu mutunu şimdi koymayayım. Yok. Tam pişmeye yakın koyacağım. Kahvaltılık aldım. Zeytinim yoktu. Yumurta aldın mı? Yumurta almadım bak. Teşekkür ederim canım benim. Aşağı, adam. Adamsın la sen. Bak YouTube'da kendini izleyeceksin. Ne kadar şanslısın ya. Niye? YouTube'cuyum ben. Hayırdır? Nizamettin Akbaş'ta YouTube'a yaz. Çıkar. Nizamettin Akbaş. Nizamettin. Evet, senin gibi çok seven kardeşlerim var benim. Ama sen çok şanslısın. Kendini YouTube'da izleyeceksin. Hadi bakalım. Kanka ben de şu biberleri halledeyim. Tamam bırak kamerayı, bırak.
Bırak yok. Ben öyle biri çalışacak, biri al, şey yapacak. Sen soğanları tamam. Bunları bir şeye koy, soğanları ver o biberleri bana. Al kanka. Domates de koyacağız ha. Çeşme var, su var ya da orada. Var mı? Ha var ya. Koy onun hazır içine. Hazır su değil mi? Yok doldurma su. Hazır suyu yemekte kullanıyorum. Şunları alayım baba. Soğanlarımızı alalım. Sen sabah kaçta geldin buraya? 9'da. 9'dan beri hala daha yeni. Vay anam vay. Hay yavrum. Of. Kokusu bile yetiyor da bak kanka. Sina şimdi delirir bu yemeğe kaçırdı ya. Poşetler lazım oluyor kanka. Bu poşetleri öyle biriktiriyorum ben. Şu domatesimi de koyayım şuraya. Hatta şurada da var. Eğer yiyeceksen, yersen şey var yani. Bak geçen günden peynir hep kaldı burada. Biber doğrarken işte sabunları doğra. Acı mı onlar? Ha, aynı bundan. Acı bunda, daha iyiydi değil mi? He, bunları da doğra da. Ziyan olmasın. Ha, hobilerimi doğramayacağım. He, kalırsa orada kalsın. Keşke deseydin onları doğrasaydık. Sonradan gördüm kanka, aklıma geldi de. Sizin gözleriniz ne kadar güzel öyle ya. Biz mahalle çetesiyiz. Mahalle çetesi mi? Evet. Ama içinizde en hain şeyi bu herhalde bak. Her bulduğunu dövüyor. Her bulduğunu dövüyor mu? Evet. Yapma ya. Nizamettin Akbaş. Misafirlerim, bizim evimizde olan misafirlerden bir şey. Adam. Adamı görüyorsun. Görüyor musun bak? Bizim evindeki misafirsiniz. Biz tanıyoruz ya. Adam kuzu açır. Helal olsun gençlere. Çay yapacağız mı kanka? Ben 5. Çay yapacağız. Ben 5. O zaman. Ben 5. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Hayır, babadan açtım. Ben 7. Dersler nasıl? Benimki iyi. İyi derken nasıl böyle iyi de yani şimdi bize de küçükken sorarlardı nasıl derdi iyi derdik ama hiç alakası yoktu. Aynı öyle mi? Evet. Yarıyor mu? Yürüstü adam bunlar. Yürüstün lan. Her zaman ne ol biliyor musun? Sonucu her ne olursa olsun dayak yiyeceğini de bilsen hiçbir zaman yalan konuşma. Her zaman doğru konuş. Kaybeden sen olmazsın. Siz abinizi tanımıyorsunuz mu? Video izlemiyorsunuz mu YouTube'u? Ben onu hiç fark etmedim. Ben Enes Batur izliyorum. Ben de. Kimi? Enes Batur. 14 milyon abone. Kim lan Enes Batur? Enes Batur gençlerin fırtınası. Allah Allah. Ya abi geçen kaza yapan mı? He, YouTube'a ilk başlayan çocuk. Hava arası ne senin sandalyeni. Kanka onu bırak. İsterseniz şeye getirin. Onu bırak şunu al, şunu. Yok, teşekkür ederim. Buraya getirir mi? Yok sağ olun, teşekkür ederim uşaklar. Demek ki YouTube izliyorsunuz. Ders çalışacağız mı YouTube izlerken? Yok. Canlı derslerimiz var ya, YouTube'ya giriyoruz. Canlı ders var ya. Mecbur giriyorsunuz değil mi? Yoksa girecek haliniz hiç yok. Arıyor mu? Benim kız var, benim ortanca kız derse girmemiş. Bugün öğretmeninden yedi fırçayı. Bu sabah öğretmeninden yedi fırçayı. Bunlara da hiç derse girecek söz yok da işte bakma. Of. Niye? Kaçta kaçırdın? Of. Arkadaşlar bu ne ya? Kanka. Bana bir şey olmuyor başladı kanka. Ne yapıyorsun? Bu suyun içe gerek yok. Of. Mis gibi ya. Kendin acı olsun da. Tamam. İyi mi? Evet gençler şimdi bu pastayı kim getirdi? Benim annem yolladı. Annene çok teşekkür ettiğimi söyle tamam mı? Çay suyu kaynadı mı? Ona öyle bir doldurma çünkü kaynar mı? Dur baba. Tübü diye ki doldurmuşum ha. Bitti mi? Bitmek üzere. Son şeylerin oynuyordu. Ah yavrum benim. Bah şu tavayı bir aldı bakayım şöyle bir görelim. Allah! Evet arkadaşlar. Bugünkü öğlen yemeğimiz. Of! Kuşburnu etle. Kuşburnu et, kuşbaşı etle. Of! Kuşburnu demişim. Kuşburnu nereden çıktı kardeşim? Kuşbaşı.
Yaşar, ben çok acıktım Yaşar. Ya bu yetmez zaten. İyi ki tüpü yenisini almışım ha. La yeğenim, bir yerin kırarsın, kurban oldu. Ya ben de o kamyonun sırtından aşağı yüzüstü düştüm yere ama bir şey olmadı. Ne oldu? Hadi gelin bakayım yemek yiyin. Üç kaşık yeter mi lan? Evet beyler, karnı acık olan gelsin bakayım. Yunus açmış. Gidin sen açsa gelsin. Hadi gelin. Evet arkadaşlar, bak, şimdi... Hadi çabuk gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeği aldın mı? Aldım. Benim bir tane var ama geliyor. Şimdi gençler, sizden bir şey ricada bulunabilir miyim? Evet, su getirelim. Şunları bana doldurur musunuz? Tabii ki. Şu kafayı da takayım. Adamsın sen ya. Teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar, şimdi afiyet olsun. Çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter. Bir de Nizamettin abinizin sofrasından yiyin gençler. Yedik içtik. Hep anneden eline sağlık demişler. Sofrayı da Kur'an kaldırsın demişler. Değil mi? Boşuna dememişler. Vallahi gaz sattır, iyi biçiyor arkadaşlar. Ne yapalım? Bekleyin abi. Geliyorum, geliyorum. Şimdi şunları da bir yiyeceğim. Bundan sonra geçelim bakalım şu fındıkçılar ne yapıyor, ne ediyor. Bizi ne zaman alacaklar, ne zaman edecekler bir öğrenelim. Şu bardakları bir halledeyim. Ne yapıyorlar? Yüklüyorlar. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi ha! Bitecek bu ha! Az kaldı, az kaldı, hadi. Ya şuna öbür araba 27 ton 160 kilo gelmiş. Yok yok, iyi gelmiş. 27 ton 160 kilo. Benim arabayı da öyle ayarla da bir daha git gel yapmayayım. Bu ne kardeşim? Burada da yok yok ya. Kömür var, saman var. Fındık var, yem var. Gübre var. Küspe var. Ama bir şey değil mi? Termenin fındığında iş yok. Yok anam yok. Hep yanık. Giresun, Giresun. Oo, Giresun fındığı var ya. Giresun fındığını hangini kırarsan kır, içi taş gibi. Dolu. ACM 751. Canım kardeşim, yolun bahtın açık olsun. Devamlı bana yazıyormuş Instagram'dan. Haklı. Ama işte hangi birine cevap vereyim? İşte bana da hak verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Trabzon'a kadar devam. Selamun aleyküm kral. Aleyküm selam abi. Nasılsın, iyisin?
Ya yapıyorsun bu sporu ya. Skyne'yi de almışsın altına. Vallahi ya. La hava gidiyor. Geçsin ya bak. Arkadan korna çalmasınlar. Sarı civciv. Kefir sütün has adamı. Arkadaşlar sebze mi taşıyorum, fındık mı taşıyorum anlamadım gitti ya. Vallahi sebze taşısak bundan daha iyi ya. Nefes aldırmıyorlar arkadaş, nefes. Bas babam bas, bas babam bas. Neymiş bu gece boşaltacaklarmış arabaları. Bas gel. Şimdi iki araba gitti boşalmaya. Onlar oradalar. Tabi onlar benden 3-4 saat önce çıktılar. Ben yüklerken bir oradan yükle, bir oradan yükle, kaldık bu saate. Şimdi orada yeni tünellerdeyiz. Benim oraya varmam. Saat kaç? 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12. 12, 12.30 gibi oradayım Allah'ın izniyle. Hayırlısıyla şu orduyu falan bir geçsek. Gerisi gelir de. Vallahi yemeğe de çok gidim bugün ya. Yemeğe çok gidim. Soda alacaktım, unuttum. Şu an o gaz yaptı yemek. Ne yapalım, biz de sıcak sıcak çay içiyoruz ya. Şimdi gözümüz aydın. Gemi de gelmiş. Gemi de yanaşmış. Şimdi bu fındığı boşaltınca yarın da büyük ihtimal gemiye. Ama tabii ben bu akşam geri dönemem. Yolda yatarım. Yarın sabah da ne zaman kalkarsam o zaman giderim. Yapacak bir şey yok. Çünkü canız daha sonuçta beden yoruluyor. Yani tamam mal taşımıyoruz, şey yapmıyoruz etmiyoruz ama tabii ki bizim bedenimiz de yoruluyor yani. Hem gaz bas, uykusuz. Oraya yetişeyim, buraya yetişeyim diye devam et. Direksiyon salla. Direksiyon sallamak arkadaşlar inanın daha çok yoruyor. Çünkü neden? Sorumluluk taşıyorsunuz. Yani karşınızdaki insanları kollamanız lazım. Arabaları kollamanız lazım. Yani en ufak bir hatamız, bizim en ufak bir hatamızın geri dönüşü yok. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Yani şu boynumuzu devamlı böyle çeviriyor. Sağ ayna, sol ayna, yok tepe aynası. Yok işte arabayı kontrol et. Yok işte dikkat et. Yok oradan geleni kolla. Yok arkandan geleni kolla. Biz ne yapalım ya? Biz de insanı. Biz hangi birini yapalım? Şimdi kafa bantını açtım ki ne zamandır kafa bantı kullanmıyorduk. Yani sizlere de şöyle kafa bantını bir çekim yapalım istedim. Vay. Arabanın birisi boşaltmış dönmüş. Fas'ta gördük onu. Emre sarı pisik. Sina zaten Eynesil'den yüklemişti. Yaşar Berber benim yanımdan yüklemişti. Yaşar da vardı. Sina da vardı Trabzon'a. Şimdi sıra bende. İnşallah kontrole montrole böyle takılmayız da. Sağ salim biz de varırız. Yapıştır aksör. Canımsın. Canımsın. Aracınızın bakımı iyi olduktan sonra, motor yağı kaliteli olduktan sonra, mazotu kaliteli olduktan sonra, kullandığınız parçalar yan sanayi değil de orijinal olduktan sonra korkmanıza gerek yok baba. Yapıştır gitsin. Hiç gerek yok. Yeter ki aracınızın bakımını aksatmayın. Yani kilometre bakımlarını hele hele hiç aksatmayın.
Ondan sonra yapıştırın gidin. Daha hiç korkmanıza gerek yok. İveko, bana bir yol ver bakayım. Ne faursunları yakıyorsun? Allah Allah. Gidemiyorsan gidene yol vereceksin da. Trafiğin kuralı budur yani. Tamam yavrum, bağırma. Anladık, tamam. Tamam, 90'ı geçtik. Tamam, anladık. Tamam, yavaşlıyorum. Hıddet. Evet, ötüyor arkadaşlar. Bir öttü, iki öttü. Üçüncüyü öttürdüğünüz an dördüncü de yapıştırıyor. Onun için üçüncüyü ve dördüncüyü öttürmeyin. Ah yavrum, ne yaylanıyorsun be. Ne yaylanıyorsun be. Mübarek hava. Benim arabayı yıkatmamı bekliyor ya. Arabayı yıkattım. Tertemiz, pırıl pırıl yaptık. Ama orduya geldik memlekete. Yine aracımız pislendi. Bir 15-20 dakikada durdum yolda. Yarım saatte mazot da aldık. Sonra irsaliye kesmemizi istedi. Taşıma irsaliyesi kestik. İşte WhatsApp üzerinden gönderdik. Et derken yarım saat geçti. Onun için yarım saat rotar yaptık. Neyse, hayırlısıyla şu Ordi'de bir geçeyim de. Şu an Ordi'ye giriyoruz arkadaşlar. Burası Ordu'nun üst tarafı. Ulubey yolu üzerinde karşı taraflar. TOKİ binaları. Eyvah, arabayı yıkadık ama araba battı yine. Bir de şu üçüncü tüneli yapsalar da bitirseler de çok iyi olacaktı bizim için de. Üçüncü tünel hala bitmedi. Onun için böyle dönüp dolanıyoruz yani. Arkamdan gelen, yavaş gel. Burada yol tekşeride düşüyor. Baba baba. Bak şimdi bak. Şimdi buradan yukarı sağa döneceğiz. Çalışmalar hala devam ediyor tünelde arkadaşlar. Yerler ıslak, fazla gaz fazla basmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Yerler yaş. Şu karşıda görmüş olduğunuz yerde arkadaşlar Ordu otobüs terminali, yeni yapılan. Şehirler arası otobüs, otogar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan birlikteyiz, şükürler olsun. Yolculuğumuz tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle güzel bir şekilde devam ediyor. Şu an Tirebolu'dayız. Tirebolu'yu geçtik ve bu akşam biraz tempolu gidiyoruz. Bu akşam bizim için mesai yapıyor Trabzon. Yarın ve pazar gün yasak olduğu için, iki gün boşaltma olmayacağı için bu arabalara boşaltalım diye mesai yapıyorlar. Ankara'dan baskı yaptılar. Ankara bu arabalar boşalacak, işte bu akşam mesai kalın dedi. Onlar da sağ olsunlar kaldılar. Ve şimdi bir araba erkenden gitti. Sabah çıktı, o boşaltı geri döndü. Şu an Samsun'da. İkinci ve üçüncü araba şu an orada. Boşaltıyorlar. Ben dördüncü arabayım. Her zaman yine işte en sona biz kaldık. Sıkıntı yok. Gidiyoruz şu an tam yol. Of of arkadaşlar, şükürler olsun ki geldim. Şu an boşaltma yerindeyiz. Ama tabii ki biraz yakalanmış. Bir saniye. Ama yatmamız lazım. Onun için hazırlık yapıyorum. Şu kamerayı ıvırı zıvırı bir toplayayım. Heh, şimdi tamam.
Şimdi arkadaşlar, buraya geldik. Dolapta zeytin ekmek vardı, domates vardı, küçük domateslerden, bilya domates. Onunla biraz karnımı doyurdum. Aç yatmayayım dedim. Yaşar kardeşim de var, onunla beraber yedik. Ve keşaptan sonra 3 şoför beraber gideceğiz bu arabada. 2 arabayı keşaba bırakacağız. Benim arabayla Samsun'a döneceğiz. Ama büyük ihtimal uyuruz, sabah kalkar gideriz diye düşünüyorum. Bakalım, biraz uyuyayım, bir istirahat edeyim. Çünkü hiç durmadan geldim, gaz kesmeden geldim. Yani basa bas geldik diyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi uyuma zamanı. Herkese hayırlı geceler. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan hayırlı geceler. Saatimiz gece saat 2.31. Ve ben bu saatte yine yollardayım. Neden yollardayım? Niçin yollardayım? Normalde şu an iki araba uyuyor orada, boşalttığımız depoda. Ben de yatacaktım ama şimdi bizler için bu saate kadar çalışan oradaki kardeşlerimiz, abilerimiz vardı. Ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin depo sorumlusu o adamlara eve gitmek için bir araba bile tahsis etmemiş. Yani adamların şehir merkezine gelmeye arabaları yok. Şimdi ben bizim diyor şoför arkadaşları uyandırdım. Hadi biraz gidelim diyecektim. Baktım uyanmıyorlar. Yataktan kalkıp bakıp tekrar geri yatıyorlar. Dedim ben de bari yatayım dedim. Yatacaktım yani. Ben de bari uyuyayım da sabah buradan hep beraber çıkar gideriz dedim. Neyse, Abdurrahman abi geldi. Oranın sorumlusu. Yani depo sorumlusu. Zahmetin dedi, siz gitmiyor musunuz? Dedim abi, arkadaşlar kalkmamış. Yani kalkmıyorlar, gitmiyorlar. Demek ki yani sabah gideriz herhalde dedim. Ben de bari yatayım dedim. Ne oldu abi dedim. Biz de gidecektik falan filan deyince ben şaşırdım şimdi. Abi sizin arabanız yok mu dedim. Yok dedi ya, bizim araba yok. Biz araba bırakmadı. Abi öyle şey mi olur dedim ya. Ya nasıl bir insanmış bunlar dedim. Neyse, yapacak bir şey yok dedi. Sabaha kadar bekleyeceğiz burada dedi. Abi neyi sabaha kadar bekliyorsun? Abi soğuğa depoda sabaha kadar mı bekleyeceksin dedim. Kardeşim ne yapalım, araba yok dedim. Tamam abi, yapacak bir şey yok dedim ya. Siz dedim, ben götürürüm dedim. La bizim için gitme. Olsun abi, olur mu öyle şey dedim ya. İyi dedim, sen burada soğuğa oturacaksın. Ben arabada Webos'ta sıcak hocam, sıcak içinde yatacağım dedim. Ben rahat edemem abi dedim. İki kişiyi yanıma aldım. Dört kişiyi de arkaya attım. 3-4 kişiyi Dorsen'in içine. Öyle ağır ağır Trabzon merkeze kadar geldim arkadaşlar. Şimdi onları bıraktım, indirdim. Şimdi ben de Trabzon sahildeyim, gidiyorum. Biraz gideyim dedim, uykum yine de. Şöyle sabah yoğun olacak yerleri geçeyim, ben de yatayım dedim. Ama yine yatmam saat 3.30'u bulur. 3.30-4'ü bulur. Zaten ben de orada araba boşalırken bir uyuyayım dedim. Zaten öte dön, böyle dön, o yorgunluktan her tarafım ağrıyor. Bu ikiye dönene kadar zaten aradan bir yarım saat geçti. Bir saat uyudum, uyuyamadım. Uyudum, uyumadım işte. Sonra beni uyandırdılar. Tamam, zahmetin ya, araba bitti dediler. Eyvallah dedim. Burum ondan ibaret. Şimdi onları evlerine ulaştırdım ya. Yani orada soğuğa kalmadılar depoda. Zabağda depoda soğukta ne yapacak adamlar? Zaten yorgunlar. Yani bugünden beri araba boşaltıyorlar. Terliler. Onları evlerine ulaştırdım ya. Onları getirdim buraya. Gelirse önemli değil. Araba altımızda. 2 saat önce varacağız. 3 saat geç var. Şükürler olsun. Yani Allah razı olsun dediler. Zahmet, Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin dediler. Benim için en büyük servet bu. En büyük servet. Bir insan, yani yaradan Allah'ın yarattığı bir kul, diğer yarattığı kula Allah senden razı olsun, Allah ne muradın varsa versin dediği zaman da yaradan Allah'ın o kadar çok hoşuna gider ki, yani kulların arasında böyle güzel diyalogların olması, kulların arasında böyle
sevginin, saygının olması kurban olduğum Allah'ım ile hoşuna gider, Yaradan Allah'ımın. Biz sonuçta hepimiz insanız, hepimiz kuluz. Ölümlü dünyada bugün varız, bir yarın yokuz. Onun için yani insana her şeyin değerini, kıymetini iyi bilmemiz lazım. Evet arkadaşlar, herkese Esbiye'den selamlar. Şu an Esbiye'ye geldim. Normal yatacaktım ama benim peşimden diğer iki araba çıkmış. Geldiler, yakaladılar. Kopal'da çorba içtik. Yani haşlama yedik. Bu arada hesabı da bana kilitlediler. Uyanık. Afiyet şeker olsun. Şimdi onlar keşap arabalarını bırakacaklar buraya Esbiye'ye. İzzet'in yerine. Pazartesi gün arabaların yanına gelip buradan Giresun'dan mı bir yerden fındık yükleyecekler. Ben de termeden yükleyeceğim yine. Şimdi buradan sonra arabayı Sina'ya vereceğim. O gitsin, ben yatacağım çünkü bugün gün içerisinde gemi var arkadaşlar, gübre gemisi. Büyük ihtimal biz gübreye çalışacağız öğlenden sonra. Destek amaçlı, takviye amaçlı. Uykumu almış olmam lazım çünkü saat şu an 4.30. Saat şu an 4.30 ve hala uyumadık. Hala ayaktayım. Ve ağır ağır modum kırılmaya başladı. Yani modum tamamen düştü. Tamamen uyku bastırdı. Şimdi Sine'ye vereceğim arabayı, sürsün. Ondan sonra işte orada yine bir iki saat uyudular. Ben hiç uyuyamadım. İki tane şoför var, değişmeli. Sürsünler baba, ne yapayım. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şu an Tekeköy'deyiz. Yani ben aracı Yaşar kardeşimize vermiştim. Sina ile beraber. İkisi benimle geldi. Arabaları bıraktılar işte keşapta. Dedim siz dedim gidin, ben dedim biraz uyuyacağım. O şekilde Samsun'a da gelmişler. Sağ olsunlar. Şimdi ben de mahalleye geldim. Artık eve geçeceğiz, istirahat edeceğiz çünkü pert oldum. Bakalım. Bugün ne olacak? Bugün birisi olmazsa büyük ihtimal yarın gemi açılır. Bugün zaten hava yağacak gibi. Bugün gemi vardı normalde ama ben uyumadan, istirahat etmeden bir yere gımıldamayacağım zaten. Onun için eğer yola çıkarsak tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, malum akşam bildiğiniz gibi fındıktan geldik. Hafta sonu çalışma olmadığı için. Ama hafta sonu gemi işi olduğu için gemiye geldik. Görmüş olduğunuz gibi benim aracım boşalıyor şu an. Bıçak lojistik işinin başında. Bak burada kim varmış ya? Bak sen bak. Gıcırların Ayhan. Kanka hayırdır, benim mesleğimi elinden almaya mı geldin? He? Plakamı çıkışa yazdıracağım, bir daha beni buraya almasın. Gübreye mi? Saat öyle bir de geldim ben buraya. Baba senin şansını da ne yapalım? Araba çoktu. Normalde bu kadar araba gelmiyordu buraya. 26 saniye attı ama. Parmağımı koparacaktın abi. Nasıl oldu? O şeyleri yok mu, halkalar? He. Halkaya arasını soktum. Kaldı diyor. Ne diyorsun sen ya? Parmak nereden olacağını kardeşim usta. Aman kardeşim, dikkat et kendine. Uçak mı hadi. Tamamen yüklemeye gidiyorum. Yüktün mü bu ya? Yükleyeceğim, tamam. Yükleyeceğim. Ha tamam, hadi yükle de gel hadi. Tamam hadi. Gıcırların Ayhan.
kardeşim, sana kolay gelsin. Ben şu arabamı bir yükleyeyim geleyim. Bir yükleyeyim, ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar, malum bildiğiniz gibi hafta içi fındığa çalışıyoruz. Bugün günlerden cumartesi, hem yasak var hem hafta sonu. Gemiye de çalışma olduğu için, benim araba burada olduğu için benden yardım istediler, takviye istediler. O takviye geçirdik ve bugün gemiye çalışıyoruz. O da az kaldı, bitmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi zaten kar yığınına kepçe dolduruyor, arabamızı atıyor. Şimdi bugün sabaha kadar çalışma var. Sabaha karşı biter büyük ihtimal bu gemi. Bittiği zaman da istihdam edeceğiz ve yarın değil, pazartesi sabah Terme'ye fındık yükleme geçeceğiz. Oradan Trabzon her zamanki gibi. Ve bugün çok güzel bir şey oldu. Ayhan kardeşim de buraya gelmiş yüklemeye. Burada bir görüşme fırsatımız oldu. Ayhan'la ne zamandır görüşemiyorduk, denk gelemiyorduk ama burası nasipmiş. Ben de buraya gelmeden önce işte Ayhan'la görüştük. Boşaltmaya gittim, geri geliyorum. Benim dorsa kilitledi kendini. Dorsa'nın orta tekerleri sıktı arabayı, salmadı. 2 saattir onunla uğraşıyorum. Kurt boğazı var, bu hava jaklarının girdiği boğaz. Dorsa'nın havaya giden jakın olduğu bölüm. Ona kurt boğazı diyoruz. Onun iç lastiği iyi yine yırtılmış. Dorsa'ya hava gitmiyor. Hava gitmediği için onun lastiğini de değiştirdik ettik. Sonra alyanımız yalama oldu. Tam sıkamadık. Hava kaçırıyordu. Tekrardan şeye gittim. Sanayiye. Sanayiden Volkan'ın orada 4 numara alyana beraber tam sıktım onu. Şimdi sıkıntı yok. Hava gidiyor Dorsa'ya. Güzel bir şekilde ayarladık. Şimdi buraya geldik yüklemeye. Yükleyeceğiz ve buradan çıkacağız şimdi. Bitti herhalde. Heh, tamam. Dit ettiğine göre yüklemişler. Şimdi geri geliyorum. Ve çıkıyorum. Bu araba geri geliyor. Niye lan? Bunun tonajı fazla mı geldi? Ayan haydi lan! Aynen, bir bakayım ben. Kanka ne oldu? Ne kadar isyancısın ya? Ya biz Ahmet'in abi, bırak bu işleri. Böyle nasıl bir yer burası ya? Niye baba? Biz hep buradayız. Bizi bitirdin be. Ahmet'in abi. Buyur sana kardeşim. Bugün sabahtan beri Instagram'dan yazıyorum ben. Ya sen miydin o ya? Ben de buradayım. Da bakıyorum, Allah Allah diyorum. Ya burada hayır, olsa... Şurada sıradayken geçtim. Bir de şimdi renk geldi. Valla nasıl bir fotoğraf iyisin? Çekilebilir miyiz abi? Hemen çekilelim abi. Gel. Bir fotoğraf çekilelim abi. Adamsın ya. Kanka ne yapayım? Senin şansına bugün bu kadar, yani benim için çuvalı yükleyen araba olmazdı. Sen geldin, ayağın bereketli geldi kanka. Köfte ekmeği yediydim, bu üzerim açıldı. Sıkıntı yok abi. Valla. Oğlum niye söylemedin az zamanında yemek yemedim diye? Sen var ya tam zopalıksın ha. Sen de olmasan zehir kalacak. Adam buraya geliyor, yemek yememiş. Ben oradayım Zahmettin abi ya, söylesene madem, ben buraya göndersem adam motorla getiriyor buraya. Bir telefon hemen gelirdi buraya. La tamam oğlum tamam, nereye gidiyorsun? Pizana mı gidiyorsun? Kitap. 20, normalde 24 poşet şey paket atıyorlarmış, ben 26 aldım. İyi lan. Sen her zaman patlasın kral. Vallahi mi? Ya biraz nasılsın? İyiyim baba, sağ ol. Sen nasılsın? Şükür. Nereye yolculuk? Abi
Konya'dan Mersin'e geldim. Mersin'den buraya geldim. İhracat getirdim. Sonra buradan da Niğde'ye gideceğim aslında. Yeter ki. Boş dönmeye iyi ona bak. Aynen abi. Aynen. Önemli olan rızk. Yani önemli olan rızkı bulabilmek. Aynen abi. Adamlar iş yok, müş yok, şu yok, bu yok. Ağlıyorlar. Kardeşim nasıl iş yok? Var abi, yeter iş var ki iş ya. Seçme. Ben sana yazdım ya abi. Yazdım. Ben bir dolandım. Baktım denk geldi. Hasadı niye? Konya Monya var mı diye. Ben de haberleşelim dedim, tamam mı? Arayacak mı çocuğu bizim burada? Bizim abiler şirketçi Sefa, bizim elemanı. Diyecektim Konya Monya varsa, araba var diyecektim. O Allah dün akşam işte jet gittim Trabzon'a, gece boşaltacağız dediler. Basa bas gittik anasını dedim, mahvettiler beni. Sonra iki araba da, Keşap'ta iki arabayı bıraktılar mı? Evet. Yanındaki şoför var mı yedek? Geçin bakın direksiyonu dedim, ben yattım aşağı. Bunlar geldi. Ne yapayım abi, zaten yorulmuşum. Yayında mıyız? Yayındayız babacığım. Kapanışı ben mi yapayım? Yap. Kapanış yap. Yap bakalım hadi. 1, 2, 3 yap. La yapsana. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Bugün günlerden Türkiye Tümaşı. Saatiyle bakayım hemen saatimize bakayım abi. 19.35, 12 Aralık. Tamam. Yayınımız ne zaman abi? Yayınımız inşallah bu hafta için hallediyoruz. Bu hafta içerisinde 18.30'da Nizamettin abimin YouTube kanalında. Abone olmayı unutmayın. Aynen. Takip etmeyi unutmayın. Adamsın. Hepinizi seviyorum. Bu kardeşimi de takip eden arkadaşlar. Çok sevdiğim bir kardeşim. Canım ciğerim. Ben bunu görmediğim zaman neşem yerine gelmiyor. O biz bir zamandan bir beri... Bir de şunu da tak ya. Abi alıştılar. Ben her gün takıyorum bunu. Hadi bakalım. Kitle de gel. Gözleri fekten güzel. Nereden katan güzel. Beni benden alan sen. Canım kardeşim, yolun açık olsun. Evet arkadaşlar, Ayhan kardeşimizi şu an Kerim Bey'deki şehre bıraktık. Oraya fatura kesiyor. Yükü oradan almış Barış kardeşimizden. Şimdi ben gitmek zorundaydım. Aracıma bir su vurdum. Gemiyi bitirmemiz lazım. Az bir yükü kalmış. Malum yorgunuz. Hafta içi devamlı fındık çektik hiç durmadan, gece gündüz. Ve şimdi gübreyi bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz fındık çekerken bu diğer arabalar da gübreye başlamışlardı. Sülfata. Onlara yardıma geldim. Sadece ben, diğer iki araba Keşap'ta bıraktık. Malum onlar o taraftan yükleyecekler fındığı. Biz iki araba Terme'den yükleyeceğiz yine. Biz de yarın istirahat ederiz. Pazar sabah erkenden kalkarım ben. Giderim. Ne yaparım? Fındık yüklemeye başlarım ve fındığa devam. Baba, duyduğuma göre Tarım Kredi Kooperatifi yani 300-500 ton bir fındık almış. O fındığın da biz daha şu an yarısını çekemedik. Yani bu fındık işi herhalde gübre gibi devam edecek gibi geliyor. Ama essin baba. Sıkıntı yok. Essin. Niye essin? Karadeniz sahil tarafına gidiyorum baba. Sahil tarafını seviyorum ben. O denizin, o güneşin doğuşunu, batışını, dümdüz yol, aracın yorulmuyor, fazla yapmıyor. Bakın ben Terme'den çıkıyorum. Terme'den Trabzon'a arkadaşlar 120 litre mazot yakıyorum. 120 litre. Çok basarsam 130-140'ı buluyor. Bir de bu aracın mazot yakmasını fark ettiren bu lambalarda hani kalkıyor ya böyle ağır gaz basıyor, yükseltiyor. O şekilde yaparsan çok yakar. Ama normal standart otobüs gibi kalkarsan normal şekilde yakar. Öyle fazla da yakmaz. Onun için ona dikkat edin. Gerisi önemli değil. Aracımız fazla yapmıyor, şükürler olsun. 120-130 litre falan yakıyor. Şimdi aracında zaten benim fındıktan kalma 170 litre mazotum vardı. Ama bu akşam çok yaktı. Neden çok yaktı? Onun da sebebini siz zaten biliyorsunuz. 1900 liralık mazot almıştım. Terme'den, çarşambadan. Çarşambadan Terme'ye gittim. Terme'den Trabzon'a gittim ama basa bas gittim. 90-100 gittim. Mecburdum, gitmek zorundaydım. Orada arkadaşlar bekliyorlardı bizi. Çünkü onlar da geç kalmasın fazla diye. Çıktım gittim. Çıktık gittik ve aynen dediğim gibi oldu. Ben oraya vardım. Diğer araba boşaldı. Peşine ben yanaştım. Sonrasında da ne yaptım? Hemen bir saat sürmedi işte. Boşalttılar. Onları da aldım. Evlerine bıraktım. O şekilde gece dönüş yaptık. Normalde yatacaktık ama diğer iki araba şoför
aracı orada bırakınca iki şoför boşa çıktı. Dedim değişe değişe gidelim bari dedik. Öyle verdim arabayı Yaşar'a, o şekilde geldik. Ben zaten yattım uyudum. Bir baktım çarşambaya gelmişiz, hava ışımış. O şekilde oldu. Ama inşallah pazartesi gün başlayacağız tabii ki. Pazartesi günkü video tabii ki yeni video olacak. Onda da güzel böyle ne bileyim, aslında bir hamsi yapasım var ya, hamsi tava. Fırsat bulabilirsek hamsi tava yapacağım. Bulamazsak başka bir şeyler yapacağız. Patates kızartması olur, makarna olur, saç tava olur, kıyma kavurma olur, menemen olur, yumurta olur. Olur da olur yani, her şey olur, sıkıntı yok. Yani o uzun yola çıktığım, yani uzun yol diyeyim yani 4-5 saatlik bir yol, 6 saatlik bir yol ama sonuçta 13-60 dorsa var arkamızda. İstediğimizde çekip yemek yapıp yiyip içebiliyoruz. Kahvaltı için yer aramıyoruz. Zaten şu an pandemi dolayısıyla bu yasaklardan dolayı lokantaların çoğu hep paket. Ekmek arası köfte şu bu veriyor. Öyle oturup da yiyeyim içeyim keyfime bakayım muhabbeti yok. O iptal oldu. Yani bizlerin de özgürlüğü, rahatlığı kısıtlandı yani mecburiyetten. Sonuçta lokantada da şoförler bir araya geliyor. Hepsi bir yerde oturduğu için, kapalı mekan olduğu için öyle bir kanun geldi. İyi oldu bence. Yani bu zamanda bu şekilde kendimizi korumamız lazım. Vay kardeşim benim. Salyan köfte yokmuş ama İzmir köfte var. Sen baba, İzmir olsun, Adana olsun fark etmez. Yeter ki köfte olsun. Sen adamın dibisin ya. Afiyet olsun abi. Nöbete kaldık. Mecbur. Bekleyeceğiz. Senden güzel haberle bekliyordum. Yemem yiyeceğim, yatacağım zaten. Tamam, geç saat haber gelse az da geri alırım. Yatarım aşağı. Eyvallah. Sabah giderim. Sağ ol kardeşim benim. Adana helal olsun. Vallahi. Yani sevilmek çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani Antalya'daki kardeşimiz ben buradayım diye kendisi yemeğe gitmişti. Gelirken bana da getirmiş. Allah razı olsun. Ben de bu neymiş? Yoğurt. Videomuzu yayınlamıştık. Onu izliyordum. Şimdi burada bekliyorum. Neden bekliyorum arkadaşlar? Sen sus 2 dakika. Ben konuşacağım. Sus da. Neden bekliyorum arkadaşlar? Gemi şimdi son bitişlerinde olduğu için en son kalan araba, şansa kim kalırsa bekleme zorunda kalıyor yani. Gemiye şimdi 1 ton, 2 ton, 3 ton artık ne kadar gerekirse malzeme gerekeceği için bir araba burada nöbette bekliyor. Bu akşam da o nöbete bana denk geldi, şansıma. En son ben geldim buraya. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Şimdi burada karnımızı doyuracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ama hani diyor ya Nizamettin abi, ya sen göbeğin var, göbeğin. Bak göbek ne işe yarıyor görüyor musun? Bak masa, yemek masası. Bir tarafı direksiyonda, bir tarafı göbeğimde. Yiyorum. Neyse ben şu karnımı bir doyurayım arkadaşlar. Ondan sonra durumda ve gelişmelerde haberiniz olacak zaten. Vallahi arkadaşlar saatimiz şu an 3.30, gecenin 3.30. 2.5-3 saattir Etibakır'da bekliyorum. Hani yemek yemiştim ya, o saatten bu saatlerde bekliyorum. Geminin en son sonlamayı ben yapacaktım işte. Ne kadar bir ürün açığı varsa ona göre malzeme alacaktım. Oradaki iadeleri Emre'ye yüklemişlerdi. Sonrasında ben de işte 15 ton 500 kilo, yani 15.5 ton götürdüm. Şimdi boşalttım. Geminin içi tamamlandı. Şimdi geminin ambar kapaklarını kapatıyorlar. Gemi ondan sonra yola çıkacak. Ben de şimdi eve geçiyorum arkadaşlar. Eve varmam saat, eve var. Evet, yat yerine saat 4 olur zaten. Bugün zaten pazar. Öğleye kadar uyurum büyük ihtimal. Saat 1-2'ye kadar. Ondan sonra kalkarım. Giderim dorsayı değiştiririm. 13-60 dorsayımı takarım. Ondan sonra pazartesi sabah erkenden termeye geçerim. Ondan sonra fındığımızı yükleriz. Allah'ın izniyle akşam da Trabzon'da oluruz diye düşünüyorum. Allah'ın
Allah'a emanet ediyorum sizleri. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.